Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Hepiniz hoş geldiniz. Kısaca ben kendimi size tanıtayım. Autodesk Community Türkiye topluluğu bünyesinde 3D Max programında eğitimler veriyorum. Yaklaşık olarak bir 15 sene yakın sürede 3D Max'ten haşır neşirim. Birçok eğitim hazırladım. Eğitim videoları hazırladım. Yakın bir zaman içerisinde de kitabım çıkacak. Bu seminerimizde de sizlere bu 3D Max 2016 versiyonu ile gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Size yenilikleri göstereceğim. Programımız içerisinde ne gibi yeni özellikler eklendi, kullanıcı dostu özelliklerden, modelleme tarafı, render işlemleri tarafı, sonrasında tasarım tarafında 3D Max 2016'da size ne gibi yenilikler geldi, ne gibi kolaylıklar sağlandı. Seminerimizde size bunları elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Ayrıca Autodesk'in dünya genelinde sınırlı sayıda kullanıcıya vermiş olduğu Expert Elite unvanına sahip Türkiye'de iki kişiden birisiyim. Bu anlamda da globalde de birçok İngilizce olarak makalelerim ve derslerim mevcut. Şimdi yavaş yavaş programımıza başlayalım. Ne gibi yeniliklerimiz var? Size en popüler olan 10 özelliği anlatacağım arkadaşlar. Başta şunu söylemek gerekirse bildiğiniz her şeyi unutun. Bir önceki 3D Max versiyonla da kullanmış olduğunuz tüm özellikleri unutun. 2016 versiyonu ile bunların hemen hemen hepsi değişti. Öncelikle daha önceki 2015 versiyonu, 2014 versiyonu olsun 3D Max'i kullanmak istediğiniz zaman ve Autodesk tarafından da piyasaya sürdüğü zaman iki versiyon halinde sizlere sunuluyordu. Tasarım ve modelleme olarak iki seçeneği vardı 3D Max'in. Artık iki seçeneği yok. Tek bir sürüm olarak sizlere sunuluyor. Tabii bu özellikler kalkmış değil. Sadece tek bir başlık altında toplandı. 3D Max'i 2016 versiyonunu ilk olarak bilgisayarınıza kurduğunuz zaman kurulum işleminden sonra çalıştırdığınızda size iki tane seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden birisi tasarım mı yapmak istiyorsunuz yoksa sadece modelleme mi yapmak istiyorsunuz? Yani klasik modu mu kullanmak istiyorsunuz diye soruyor. Tabii ki ikisi arasında farklılıklar var. Siz tasarımı seçerseniz birçok özellik aktif hale geliyor. Hem tasarım yönünde iç mekan tasarımlarda ve dış mekan tasarımlarda yapacağınız tasarımlarda birçok özellik çıkıyor. Populate özelliğini bilirsiniz arkadaşlar. Modelleme seçeneği ile 3D Max'i çalıştırırsanız Populate özelliğini kullanamıyorsunuz. En basit örnek bunu verebilirim. Ama kullanmak istiyorsanız da bunu Autodesk'in 3D Max Store dükkanından ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Bu şekilde Populate'i kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 3D Max 2016 versiyonunda toplam olarak bugün size bahsedeceğim 10 adet konu başlığı var. Şimdi bu konu başlıklarını sizlerle paylaşayım. Birinci olarak programı size genel olarak bir tanıtımını yapacağım. Sonrasında 3D Max ile gelen render motorları diyeyim. Render motoru demiyoruz artık. Render motorları diyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında 2016 versiyonunda gerçekten çok iyi, güzel bir özellik olan Cloud Render arkadaşlar. Bu başlı başına program içerisindeki devrim gibi niteliklerden birisi. Sizi render sorunlarınızdan kurtarıyor. Tabii artıları var, eksileri var. Bu kullanıcıdan kullanıcıya göre değişebilir. Sonrasında A360 kullanımı var arkadaşlar. Autodesk'in 3D Max ile beraber kullanacağınız bulut servisleri var. Sonrasında bu çok büyük bir yenilik olan kamera scrunch özelliği var arkadaşlar. Özellikle animasyonlarınızda
Üzerinizden bayağı bir yük alıyor. Üçüncü parti yazılımlara gerek duymuyorsunuz. Adobe After Effects ile arasındaki uyum çok iyi, sorun yaşamıyorsunuz. Sonrasında yeni bir kameramız var arkadaşlar. Fiziksel kamera. Ondan sonra aslında bir yeni kameramız daha var. Bu da stereo kamera arkadaşlar. Önceki versiyonlarda 3D Max arkadaşlar iki tip kameramız vardı. Target ve Free kameralarımız vardı. Buna biz iki kamera daha ekledik. Fiziksel kamera ve stereo kamera. Sonrasında şu an ekranda görmüş olduğunuz startup templates'ler var arkadaşlar. Hazır template'leri var artık 3D Max'in. Gördüğünüz gibi toplamda 5 adet hazır template sunuyor. Tabi isterseniz siz ekstradan yine store'dan indirebiliyorsunuz. Ücretli olanları var, free olarak verilenler var. Sonrasında popülerite özelliğimiz var arkadaşlar. Modifier liste eklenen yeni komutlarımız var. Bunlardan en güzeli chamfer'da arkadaşlar. Editable Poly'de kullandığımız chamfer'ın sadeleştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz bunu. Tabii ki quad chamfer mantığında çalışıyor. Bu modifier listemize eklenen daha birçok komut var. Birazdan hepsini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada yer alan 5 tane template'imiz zaten üzerine geldiğiniz zaman default olarak gözükür. Orijinal startup boş bir 3D Max ekranı açılıyor. Sonrasında dış mekan bir mimari bir çalışma ekranı size açıyor. HDR olarak bir dış mekan açıyor. Stüdyo sahnesi var. Hazır olarak sizin kullanımda sunuluyor. Bu obje bazlı ya da ürün bazlı tasarımlarınızı hazırlarken ve render işlemlerinizi yaparken kullanabileceğiniz hazır bir template. Her şey hazır. Işık, kaplama, materyallere kadar hepsi içerisinde hazır geliyor. Tabii sizin objenize kullanacağınız materyaller dışında. Sonrasında sample underwater diyor arkadaşlar. Bu da deniz, okyanus içerisini gösteren bir animasyon sahne. Burada da birçok özellik ve sahne tasarımlarınızı da bulabilirsiniz. Alt kısımda template, Open Template Manager var arkadaşlar. Buradan template yöneticisini açabilir ve template'lerinizi yönetebilirsiniz. Sonrasında Using Selected Template var. Yeni template'ler seçebiliyorsunuz. Buradaki Recent File kısmı arkadaşlar daha önceden kullanmış olduğunuz Max dosyalarınıza buradan en kısa bir şekilde erişim sağlıyorsunuz. Ve dosya arama derdiniz kalmıyor. 3D Max sizin için bunları hatırlıyor. Hemen bir sonraki kısma geçelim. Burada arkadaşlar Extend 3D Max görüyorsunuz. 3D Max'in desteklemiş olduğu platformlar var arkadaşlar. Özellikle hepinizin bildiği Script Spot artık Autodesk tarafından da desteklenebiliyor. Çünkü hazırlamış olduğu scriptler 3D Max ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Özür dilerim. Autodesk 360'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada size bulut üzerinde belli bir kullanım alanı verilerek orada dosyalarınızı kullanabiliyorsunuz ve render işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz defalarca sınırsız bir şekilde. Tabii bunların belli şartları var. Sonra Learn kısmımız var arkadaşlar. Buradan 3DMax'in resmi eğitim kanalı, neler yeni özellikleri var arkadaşlar. Örnek sahneler var. Burada kısaca birer dakikalık videolar halinde 3D Max'e gelen yeni özellikleri tanıtılmış. Tabii videolarımız İngilizce arkadaşlar. Şimdi bu ekranımızı kapadıktan sonra karşımıza artık ilk çalıştırdığınızda dörtlü bir şablon açılmıyor arkadaşlar. Direkt perspektif ekranı geliyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi obje lister kısmı standart olarak açık bir şekilde geliyor. Burada sahnenizde yer alan tüm nesne veya objelere direkt olarak müdahale edebiliyorsunuz. Tabii ışıklar olsun, kameralar olsun. Hepsine müdahale etme hakkınız var. Layer mantığında çalışır. İsterseniz height seçeneğine otomatik olarak buradan çıkan ampul işareti var arkadaşlar. İsterseniz hemen
Size kısaca göstereyim. Burada mesela sahnenize bir box oluşturduğunuz zaman hemen burada obje listelerde gözüküyor arkadaşlar. Bu kısımda açıp kapatmak gibi özellikler var. Şimdi kısa bir süreliğine box'ımızı kapalı tutalım. Görmüş olduğunuz gibi box'ımızın kenar kısımlarında artık böyle LED gibi parlak glow özelliğinde bir kontur çizgiler geçiyor. Şimdi bazı kullanıcı gruplarında 3DMAX forumları olsun, Facebook üzerindeki 3DMAX kullanıcı topluluklarında olsun arkadaşlar. Bu çizgilerin ne işe yaradığı, ne gibi kolaylıklar sağladığı tartışılıyor. Bazı kullanıcılar bundan çok rahatsız, bazılarına çok hoşuna gitmiş. Ama rahatsız olacak bir durumu yok. Çünkü çok büyük kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. 2015 ya da 2014 versiyonunu kullanan arkadaşlarımız bilirler. Mesela kalabalık bir sahnenizde bir obje seçmek istediğinizde ya da sahnenizde kadraj kısmına girmeyen kısımlarda objenizin kadraj dışındaki yerlere kaybolurdu. Hani ya da hiç girmeyen bir objeniz varsa onu o kısımda göremeyip müdahale edemezsiniz ya da seçme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Ama şimdi bu kenar kısımlarında gelen belirgin özellikler sayesinde artık objeniz ister kadraja girsin ister girmesin her şekilde objenize her türlü alana müdahale etme şansınız var, görme şansınız var. Birçok özelliği var. Şimdi burada perspektif kısmında arkadaşlar şu an safe frame'i aktif ettim. Kameramızı, gerçi kamera yok sahnemizde şu an perspektif kısmı var. Gördüğünüz gibi objeyi kadrajdan dışarı doğru çıkarttığım zaman objemizin ne kadarlık bir kısmının dışarıda olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir önceki versiyonlarda bu yoktu. Bu oldukça kullanışlı bir özellikler arkadaşlar. Başlarda garip gelebilir, birazcık yabancılık çekebilirsiniz ama kısa bir alışma döneminden sonra çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Bunun dışında arkadaşlar aranızda merak eden vardır. Şimdi 2016 için halen V-Ray render motorunun sürümü yayınlanmadı. Resmi bir sürüm yayınlanmadı ama siz bir önceki versiyonlarda çalışan V-Ray render motorunu 3DMAX 16'da 2016'da pardon rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada da zaten aktif olduğunu görebilirsiniz. Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir render işlemlerinizde sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi modifier listemize gelelim arkadaşlar. Bu kısımda gördüğünüz gibi tıkladığımızda ilk modifier liste açtığınızda herhangi bir yeni komut göremeyebilirsiniz. Bu göz aşinalığından kaynaklanabilir ama size kısaca şöyle göstereyim. Burada yeni eklenen chamfer komutumuz var. Sonrasında Chris komutumuz var. Chris set komutumuz var. Sonrasında biraz daha aşağı Open Subdisk var arkadaşlar. Bu konu başlıklarında bahsetmedim ama iyi oldu denk geldiğimiz. Open Subdisk arkadaşlar tek başına da kullanılabilir. Adaptable Poly'nin yanında yardımcı bir komut olarak da kullanabilirsiniz. Mesela hemen seçtiğimizde gördüğünüz gibi objemiz üzerinde bir turbo smooth etkisi gibi bir özellik yaratıyor ama görevi bu değil. Görevi yumuşatmak. Ama özellikle poli ile bir objenizi modellerken bölgesel olarak yumuşatma işleminizi sağlıyor arkadaşlar. Burada zaten iterasyon değerini görürsünüz. Bu değeri ne kadar yükseltirseniz objeniz o kadar yumuşuyor, yumuşak bir hale geliyor. Tabii üzerindeki segment sayısıyla da alakalı. Bu kısımda kontrolleri var arkadaşlar. Mesh kontrolü var. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden konu başlığımızda çok biraz hızlı hızlı anlatmak zorunda kalacağım. Vakit problemimiz de var. Şimdi arkadaşlar hemen render menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Burada render menüsünde gördüğünüz gibi Render in Autodesk A360 komutunu görüyorsunuz. Hemen altında Open Autodesk A360 galeri. Render Setup ve Frame Window biliyorsunuz. Camera Scrunchers seçeneğimiz var. İndirek
İllüminasyon seçeneğimiz var, ışık analiz kısmı var. Bunun dışında kalanlar zaten yine aynı şekilde önceki sürümlerden hatırladığımız komutlar. Şimdi arkadaşlar render setup menümüzü açalım. Bu kısımda render in Autodesk A360 dersek direkt olarak render setup menümüzün değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu özelliğimizi kullanabilmek için öncelikle bir Autodesk hesabımızın olması gerekiyor. Bu tabii programımızın da lisanslı olması gerekiyor. Zaten sizden hesabınız ile bu seçeneği seçtiğinizde login olma seçeneği veriyor. Kullanıcı profilinize göre ya da kendinize uygun olan bir aylık ödeme planına göre belli bir render işlemi yaptırma limitiniz oluyor arkadaşlar. Tabii belli bir sınıra kadar ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz ama sonrasında artık bir ödeme planı seçmek zorunda kalıyorsunuz. Fiyatlar yüksek değil. Biraz sonra sitesini de açacağım zaten size oradan da göstereceğim. Şimdi burada Cloud Credits kısmı arkadaşlar, Education Community diyor. Burada request 0 gözüküyor. Maksimum per request 16, kullanabilir sınırsız. Bay arkadaşlar bu benim hesabım ile eşleştirilmiş olan render işlemi hakkım. Günlük olarak maksimum 16 adet render yapabiliyorum. Bu sizin kullanıcı hesabınıza göre daha yüksek de olabilir, daha aşağıda da olabilir. Siz bu 16 adet render işlemini isterseniz sahnenizde 16 kamera ile tamamlayabilirsiniz ya da 16 adet farklı bir dosyayı render işlemini yaptırabilirsiniz. Bu alt kısımda görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak sahnenizin durumuna göre render işleminin ne kadar süreceğini size belirtiyor arkadaşlar. Sahneniz bir yoğunsa tahmini olarak buradaki render işleminin bitiş süresini gösterir. Zaten çoğunlukla da gösterdiği süreden daha kısa bir zaman diliminde bu render işlemi tamamlanıyor. Oldukça hızlı bir şekilde oluyor. Bu render işlemini yapmak için de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi BF2 render seçeneği var. Sahnenize bir adet kamera olması gerekiyor. Bu kameralarınızın da ya free kamera, target kamera, standart kamera olabilir. Stereo kamera kullanabilirsiniz ya da fiziksel kamera kullanabilirsiniz. Render kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi output tip, render kalitesi, image size, exports, file format, render işlemi bittiği zaman size bir bilgilendirme gönderir. Bu kısımdan zaten sahnenizin piksel değerlerine giriyorsunuz. Burada hazır olan formatlar var. Bu değerler sizin için uygun değilse arkadaşlar kendi piksel ölçülerinizi ya da render ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. Export seçeneği var arkadaşlar. Bu sahnenizin aydınlatmasıyla, gama değerleriyle de alakalı bir seçenek. Buradan Native ya da Advantage seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem Advantage'da kalması, daha kaliteli sonuçta alabiliyorsunuz. Render çıktısı olarak desteklenen formatlar arkadaşlar PNG, JPEG ve TIFF formatları destekleniyor. Bu seçeneği seçerseniz render işlemi bittikten sonra size bir mail bildirimi gönderiliyor ve render işleminizin bittiği ve hangi linkten nasıl görebileceğiniz alakalı bilgilendirmeler yapılıyor. Open A360 galeriyi seçersiniz arkadaşlar. Render işlemi bittikten sonra direkt sizin bulut hesabınızdaki size ayrılmış alanda render çıktığınızı görebilirsiniz. Aşağıda yer alan Test Scan Completed var arkadaşlar. Bunu kullanmanız gerekli. Şundan ötürü gerekli. Sahnenizde her şeyinizi yapmışsınız. Artık render işlemine hazır bir duruma gelmiştir. Ama tabii sizin bu sahnenizin render serverlarıyla ne kadar uyumlu ve doğru bir şekilde çalışacağını buradan test ediyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir hata var mı yok mu, render işleminde bir problem yaşayacak mısınız? Bunların hepsi size burada bildiriliyor. İsterseniz hemen test diyerek tıklayalım. Gördüğünüz gibi
Burada bir diyalog penceresi açıyor arkadaşlar. Penceremizi biraz daha büyütelim. Sistem olarak A360 Cloud Render kullandığımızı söylüyor ve hata vermiş. Burada sahnenizde var olan hataları size otomatik olarak bildirir arkadaşlar. Yani sahnede kamera kullanmadığımızı söylüyor ve bir kamera kullanmamız gerektiğini belirtiyor. Bir kamera kullanmazsak render işlemini alamayız arkadaşlar. Sonrasında burada target hedef kısmı var. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar A360 seçebilirsiniz. Aktif Shade modunda çalışabilirsiniz. İteratif modda ya da prodüksiyon render motorunda çalışabilirsiniz. Veya Backburner'a göndererek kendinize ait bir render farmınız varsa. Bu abartılı bir şey değil. Yani şirketinizde olan tüm bilgisayarlarınızın özelliklerinin ne olduğunu bir önemi yok. Backburner ile onların hepsini bir araya getirerek bir render farm elde edebiliyorsunuz. Bununla alakalı webinar dosyamızda mevcut, video dosyası resmi kanalımızdan, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi siz A360 Cloud Render'ı kullanmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Render Setup penceresinde tekrar gelirsiniz veyahut buradan kaparsınız. Render Setup dersiniz. A360'dan prodüksiyon render moduna geçersiniz. Burada arkadaşlar bu render kısmı önce de bizim alt kısımda yer alıyordu. Render motorumuzu burada Async Renderer kısmından seçiyorduk. Artık bu bölüm üst tarafa taşındı. Buradan az önce bahsettiğim gibi render şablonlarınızı seçebiliyorsunuz. Burada hangi render motorunu kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Default olarak Mental Ray gelir. Ama siz V-Ray kullanıyorsunuz ya da QuickSilver render motorunu ya da Iray render motorunu kullanıyorsunuz. Hangisi sizin için uygunsa onu seçiyorsunuz. Şimdi Mental Ray render motorundan da çok kısa bir şekilde bahsedeyim arkadaşlar. Artık Mental Ray eskisi kadar kullanımı zor değil. Önceleri bayağı bir zor ve karmaşıktı. Tüm ayarlarınızı siz manuel olarak kendiniz belirlemeniz gerekiyordu. Doğru ayarlar kullanmadığınız zaman renderlarınızda gerçekçilik olmuyordu. Ama 2016 sürümünde oldukça basitleştirilmiş bir kullanım arayüzü var arkadaşlar. Global animasyon var arkadaşlar. Final Gider kullanılıyor. Burada environment ayarlarımız var. Onları kullanabiliyorsunuz. Kalite ayarlarınızı buradan belirleyebiliyorsunuz. Sahnenin genel aydınlatma değerlerini buradan belirleyebiliyorsunuz. Caustics ve Photon Map ayarlarınızı buradan belirliyorsunuz. Mesela yukarıda Final Gider ayarlarınızı yaptıktan sonra Photon Map'ten G'yi aktif ederseniz ve buradaki foton sample sesi default olarak 500 gelir. Bunu 1000 yaparsanız render çıktılarınız oldukça güzel olacaktır. Processing kısmı var arkadaşlar. Buradan RAM ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Render kısmı var. Buradan kalite ayarlarınızı belirleyebiliyorsunuz. Filtre seçenekleri var. Ve buradan istediğiniz herhangi bir filtre seçeneği ile de render işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Hangisi sizin için uygunsa. Render element kısmı var arkadaşlar. Buradan alfa kanalı olsun birçok Photoshop'ta yapacağınız post production işlemler için render kanallarını kullanabilirsiniz. Common sekmesini zaten biliyorsunuz. Şimdi tekrar A360 kısmına geri dönelim arkadaşlar. Son bir özelliğimizi bir render işlemini denedikten sonra diğer konumuza geçeceğiz. Şimdi sahnemizde arkadaşlar normal 3D Max'e kamera oluşturmak istediğiniz zaman klavyenizden Ctrl C tuşlarına basarak sahnenizde bir standart kamera oluşturabiliyordunuz. Artık yine klavyenizden Ctrl C yaptığınız zaman standart kamera oluşmuyor. Fiziksel kameramız oluşuyor arkadaşlar. Standart kamera artık ikinci plana gerilemiş durumda. Standart kameramız artık fiziksel kamera olarak 2016 sürümünde sizin kullanımınıza sunuldu. Şimdi özellikle olarak arkadaşlar fiziksel kamerayı bir kamera olarak düşünmeyin. Bir fotoğraf makinesi olarak düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar.
Şimdi benzer özellikleri muadil render motorlarında özellikle Vray'in kamerasında bir lens dosyası kullanmak istediğiniz zaman lens file'a ihtiyaç duyuyordunuz. Artık hangi fotoğraf makinesi markasının lens dosyasıysa onu kullanıyoruz. Canon, Nikon, Sony. Bizim fiziksel kameramızda arkadaşlar burada film sensör kısmına geldiğiniz zaman Canon, Nikon, Sony olarak 3 adet fotoğraf makinesinin hazır lens ayarları sizin kullanımınıza sunuluyor. Şimdi burada standart 35 milim full frame de kullanabilirsiniz. Yok ben bunu kullanmak istemiyorum. Daha profesyonel bir şey olmasını istiyorum diyorsanız Canon'un APS-C lensini kullanabilirsiniz. Ya da Nikon ve Sony'nin ortaklaşa kullanmış olduğu APS-C lens var gene. Tabii ikisi aynı değil. Aralarında farklılıklar var. Ya da APS-H kamera lensini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların aralarında çok büyük farklılıklar var. Görüntü kalitesi olarak hiçbiri kötü değil. Ama birbirlerine yarışacak kadar kaliteli sonuçlar sunuyor size arkadaşlar. Yani daha profesyonel render çıktılarına sahip oluyorsunuz. Tabii sadece burada mesela Canon'u seçtikten sonra her şey bitmiş değil. Burada görmüş olduğunuz Expert seçeneği var arkadaşlar. Burada Install Expert diyerek Expert'u aktif ediyorsunuz. Kameranız içerisine yüklüyorsunuz. Burada F-Number değerlerimiz var. Sonrasında beyaz dengesi var arkadaşlar. Buradaki seçeneklerle sahnenizdeki ışık dengelerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun sizin için iç mekan hazırlamış olduğunuz sahne tasarımlarınızda size olan tavsiyem 6500K ışık değerini kullanmanızdır. Tabii birazcık heyecan macera arıyorsanız ve bol da vaktiniz varsa buradaki hazır olan ışık tiplerini deneyerek daha değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Sonrasında bokeh özelliği var arkadaşlar. Buradan bokeh efekt etkisini veriyorsunuz. Bokeh hepiniz bilirsiniz. Perspektif kontrol özelliğimiz var arkadaşlar. Perspektif kontrol özelliğimiz sahnenizde yer alan kameranızın bakış açısına gelen görüşte kameranızın perspektif ayarlarını yapıyorsunuz. Daha düzeltme işlemleri, kameraya tam oturma gibi ince ayarları yapıyorsunuz. Örnek olarak burada horizontal ve vertical değerleri var arkadaşlar. Buradaki değerlerde gördüğünüz gibi kameranın sağa ve sola hassas bir şekilde hareket eder. Vertical aşağı ve yukarı olmak üzere çok hassas yüzdelik oranlarda hareket eder. Normalde siz bunları mouse'unuz ile yapıyordunuz ama buradan artık istediğiniz gibi değerlerle oynayarak en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Zaten mouse'u bir süre üstünde beklettikten sonra o kısım ile alakalı bilgiler geliyor. Tilt correction özelliği var arkadaşlar. Tilt correction'da lens dosyanız üzerinde birazcık yamutmak gibi denge ayarlarını sağlıyor arkadaşlar. En doğru açıyı yakalamanızı sağlıyor. Yani demek istediğim şu, kameranızı birazcık böyle 45 derecelik bir açı ile objeye baktığınızda muhakkak bir sağa sola bir yatma işlemi veya öne arkaya doğru yatma işlemleri olur arkadaşlar. Tilt correction ile bu istenmeyen sorunlu kamera yerleşimlerini düzeltebiliyorsunuz. Lens distortion var arkadaşlar. Burada distribüsyon tip var. None olarak default gelir. Siz buradan kubik kullanabilirsiniz. Buradan da değerini belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi objektifinizde yer alan lensin ne kadar bombeli bir açıya sahip olduğunu belirliyor. Yani bir nevi o objektif de değiştirmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar fiziksel kameramızda tabii bu kadarlık bir süre içerisinde tüm özellikleri bitmiyor.
size fikir olması açısından temel olarak anlattım. Şimdi hazır tüm ayarlarımızı biz burada sıfırlayalım arkadaşlar ve bir Cloud Render alalım. Distribution tipimizde none dedik. Tekrar render kısmımıza geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada A360'a kameranızı belirtmek için arkadaşlar VS2 Render seçeneği yanından tıklıyorsunuz. Sahnenizde zaten şu an bir kameramız var. 10 tane kamera olsaydı da 10 kamerası çıkacaktı. Siz aralarından seçmiş olduğunuz kamerayı da render ettirebilir veya hepsini seçerek de render işlemine gönderebilirsiniz. Evet, fiziksel kameramızı seçtik arkadaşlar. Buradan stil imaj olarak aslında draft alalım. 640 çarpı 480 olsun. Hemen sahnemizde bir kontrol ettirelim. Bakalım sahnemizde bir hata çıkacak mı? Evet arkadaşlar ilk hatamızı da TEDMAX 2016'da hep beraber sizlerle ben de almış oldum. Hemen tabii hemen durumu Autodesk'e raporu edelim. Pek hoş olmayan bir şey. Buradan TEDMAX'imizi tekrar açalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi durumun hata mesajının Autodesk'e bildirildiği bize söylüyor arkadaşlar. Hemen tekrar geri dönelim ve Max'imizin açılmasını bekleyelim. Bu aksaklıktan dolayı da özür dilerim. Benim için de bir sürpriz oldu. Tabi servis pack'ler çıkacaktı arkadaşlar. Yeni bir program. Kullanıcılardan gidecek hata raporları doğrultusunda bu tarz sorunlar ilk servis pack'ten giderilecektir. Şimdi tekrar geldik arkadaşlar sahnemize. Hemen bir tane box'ımızı oluşturalım. Sonrasında Render'in A360'ı seçelim. Sahnemize bir kamera yerleştirelim. Tabi orijinal birazcık düzgün dursun render. Motorumuz Mental Ray. Arkadaşlar aklınızda olsun A360'da render yapmak istediğiniz zaman Mental Ray ya da Ray render motoru dışında herhangi bir başka bir render motorunu desteklemiyor. Sahnenizi Corona, V-Ray gibi render motorlarında hazırlayıp A360 render için gönderirseniz arkadaşlar Scanline Render'da alınmış bir render ile karşılaşırsınız. Bu da aklınızda olsun. Hemen seçtik. Gelelim sahnemizi tekrar bir kontrol ettirelim. Büyük ihtimalle zaten yine hata verecek gibi duruyor. Biz birazcık sabırlı olalım ve bekleyelim. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnemizde herhangi bir hata yok. İptal diyelim. Tekrar TEDMAX'i çalıştırmak zorundayız. Test yaptırmayalım arkadaşlar. Direkt render işlemine göndereceğiz. Ben sizin sonucu görmeniz açısından birazcık ısrarcı davrandım o test butonunda. Hemen gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar artık size de render işlemini gösterin. Sonra diğer konularımıza geçerek devam edelim. Kameramızı oluşturduk. Hemen A360'ı seçiyoruz. Buradan kameramızı belirtelim. Evet.
ve render butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada translating scene sahneniz dönüştürülüyor diyor. Göndermemekte ısrar ediyor. Bunun için sizden özür diliyorum. Ama resmi YouTube kanalımızda arkadaşlar bu render işlemini anlatıldı. A360 Cloud Rendering dersimiz var. Oradan bu özelliği izleyebilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar sıradaki konumuz kamera sequencer arkadaşlar. Şimdi kamera sequencer nedir? Şimdi daha önceki versiyonlarımızda bir animasyon yaptığınızda veya bu animasyonunuzda birden fazla kamera kullandığınızı varsayalım. Bunların hepsini render işlemini ayrı ayrı yapardınız. Kamera 1'in renderını yapıp bitirirdiniz. Kamera 2'nin renderını yapıp bitirdiniz. Bunları TGA ya da tip formatlarında render işlemlerini frame to frame olarak render yaptıktan sonra After Effects'e atıp birleştirdiniz arkadaşlar. Şimdi kamera sequencer sizi bu dertten kurtarıyor. Bütün kameralarınızı tek bir kerede render alıyor arkadaşlar. Şimdi kamera sequencer nasıl ulaşırsanız rendering menüsü altında kamera sequencer seçeneği var arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir timeline'ın hemen altında bir yeni bir pencere açılıyor arkadaşlar. 2015 versiyonunu kullanan arkadaşlar için de şunu tavsiyede bulunayım. 2015'in Extension 2 paketini indiriyorsunuz. Kurduktan sonra kamera sequencer sizin 2015 versiyonunuza dahil oluyor. Ya da Extension 2 kurmazsanız kurmak istemiyorsanız 3D Max Store mağazasına giderek oradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı 3 ila 5 dolar arasında bir ücreti var. Şimdi arkadaşlar kamera sequencer ile neler yapabilirsiniz? Birincisi burada sınırsız olarak kamera ekleyebiliyorsunuz. State sesler, setler oluşturarak bir state set üzerinden de gidebilirsiniz. State seti kamera sequencer'da bir layer olarak düşünebilirsiniz ya da bir çalışma dosyası olarak düşünün, bir klasör olarak bu klasör içerisinde tüm kameralarınızın hareketlerini belirliyorsunuz. Sonra State 2'yi açarak orada da aynı şekilde diğer kameralarınız için bir çalışma alanı belirliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi kameramız seçili, otomatik olarak da buraya fiziksel kameramız seçili olarak geldi arkadaşlar. Şimdi başka bir kameramız olmadığı için sıfırdan 100'e kadar bu alan seçili olarak gidiyor. Siz istiyorsunuz ki benim bir numaralı kameram 0 ile 25. frame arasındaki görüntülere kaydetsin. Kameranızın açısı bu. Perspektif penceresine geçip arkadaşlar yönünü değiştirirsiniz. Tekrar ikinci kameraya oluştursunuz. Şimdi ikinci kamerayı buraya nasıl ekleyeceksiniz arkadaşlar? Yani 26 ile 50. frame arasındaki görüntüleri buraya kaydedeceksiniz. Hemen burada state sets at the new state'de arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Hemen burada size boş bir alan açıyor. Bu kısma geliyorsunuz. Burada sahnenizde kullandığınız tüm kameranın listesi zaten çıkar. Left, right, top, bottom, either seçenekleri vardır. Siz yine isterseniz buraya bir numaralı kameranızı da dahil edebilirsiniz. Ama iki numaralı kameramızı seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu otomatik olarak 0 ile 50 arasına getirdi. Biz 26 ile 50. frame arasında hareket etmesini istiyoruz. O aralıktaki görüntülerin sağlanmasını istiyoruz arkadaşlar. Yine perspektif moduna geçelim. Açımızı değiştirelim. Birazcık daha tepeden baksın. Save frame'imizi de açalım. Buraya da 3 numaralı kameramızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yine state sets diyoruz. Bu kısımdan 3 numaralı kameramızı seçiyoruz. Pardon, tutamadım. Buraya gelip arkadaşlar 51. frame ile 75. Şimdi frame'e kadar olan görüntüleri bu 3 numaralı kamerada göster diyoruz arkadaşlar.
Şimdi dördüncü kamerayı da biz sahnemize ekledim. Toplamda biz bunu yüze tamamlayalım. Hemen bakış açımızı, bu da aşağıdan böyle bu şekilde baksın. Lafı bir şey. Dördüncü kameramızı da ekledik arkadaşlar. Hemen buradan yeni bir set açıyoruz. Buradan da 4 numaralı kameramızı seçiyoruz arkadaşlar. 76. frame'e getiriyoruz. Ve otomatik olarak zaten en sona tamamladı. Şimdi buradan birinci kameramıza geri geldik arkadaşlar. Play Animation diyoruz. Gördüğünüz gibi kameralar arasında otomatik olarak geçiş işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tabii yapabilecekleriniz bu kadar mı? Yapabilecekleriniz bu kadar değil arkadaşlar. Daha fazlası var. Mesela burada 2 numaralı kameramıza gelelim. 26 ile 50. frame arasındaki özellikleri gösteriyor. Siz isterseniz bunu 25. frame'in oraya kadar gerilettirebilir. Bu kısmı biraz daha uzatabilir. Bu kısmı biraz daha daraltabilir. İsterseniz buraya getirebilir. Üçüncü kameramızı ön tarafa alabilir. İkinci kamerayı buradan görüntü almasını sağlayabilirsiniz. Peki bu hale getirdikten sonra durum ne oldu? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı frame olan üzerinde kamera açılarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Bunun gibi bu alanda arkadaşlar, bu anlattığım en basit özelliği artık burada sizin yapacaklarınız hayal gücünüz ile sınırlı kalıyor. Ne kadar yaratıcı olabilirsiniz, alacağınız sonuçlar da o kadar kaliteli. Şimdi arkadaşlar state kısmımızı gördük. Yeni template ekleyebiliyoruz. Bu kısımda render output seçeneğimiz var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda size böyle bir pencere açıyor. Bu kısımda render çıktısının nereye, ne isimde, hangi klasörde kayıt edileceğini manuel olarak kendiniz yazabiliyorsunuz. Sonrasında render all state dersiniz arkadaşlar. Tüm state'lerinizi render işlemini gerçekleştirir. Render all state net derseniz az önce bahsettiğim gibi backburner ile render işlemlerinizi yapar. Kamera scratcher'da alacağınız renderlar arkadaşlar hiçbir zaman video dosyası formatında kayıt edilmez. MP4, AVI ya da MPEG olarak kaydetmez. TGA olarak kaydedebilir, TIFF olarak kaydedebilir, PSD olarak kaydedebilir. Bu PSD konusuna ayrıca değineceğim. Çünkü çok güzel bir özelliğimiz var arkadaşlar. Kompozitör içerisine girdik. Şimdi bizim bir de kompozitör VM'imiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bu kısmı birazcık büyütmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar az önce kamera scrunch sekmesinde yapmış olduğumuz bu ayarlarımızın burada aynı materyal editör gibi olan seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Bunların her biri shoot 2, shoot 3, shoot 1 var arkadaşlar. Fiziksel kamera var. Ya burada toplam 4 tane shoot görüyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerinde kamera ismi yazmıyor ama siz değiştirebilirsiniz. Yani oraya istediğiniz herhangi bir ismi verebiliyorsunuz. Tüm ayarları arkadaşlar buradan da yapabilirsiniz. Manuel olarak buradan yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Tüm müdahaleleri kamera scrunch yerine kompozitör ekranda da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada kompozitör link var. Şimdi bu kompozitör link arkadaşlar size şöyle anlatayım. Mesela bu hazır bir animasyon sahneniz var. Tüm kompozitör ayarlarını yaptınız. Kamera scruncher ayarlarını yaptınız. Her şey tamam. Kullandığınız animasyonunuzu da hazırladınız. Bitti. Burada yapmış olduğunuz belli bir ayarlar var arkadaşlar. Bu ayarları kompozitör link ile kaydedebiliyorsunuz. Size bir dosya oluşturuyor. Bu dosyayı saklıyorsunuz. İleride yeni bir çalışma yapacağınız zaman kompozitör link'e tıklıyorsunuz. Arkadaşlar create link dediğiniz zaman sizden soft dosyası istiyor. Bu soft dosyasını tanımlıyorsunuz ve artık hiçbir render ayarı olsun, animasyon ayarı olsun, kameralarınız arasındaki frame'lerde yapmış olduğunuz ayarlar olsun, tekrar yapmanıza gerek kalmıyor. Bu soft uzantılı dosyayla ayarlarınız otomatik olarak 3D Max
içerisine işleniyor. Arkadaşlar size sadece artık render demek kalıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki en büyük özelliklerden birisi de create PSD. Şimdi bu create PSD ne işe yarar? Create PSD arkadaşlar sizin bunu bir sahne olarak düşünün. İç mekan sahnesi olarak düşünün. Bunu PSD olarak kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin ne işinize yarıyor? After Effects'e import yapmanıza yarıyor arkadaşlar. Yani daha önce 3D Max dosyalarının After Effects'te nasıl açılacağı gibi sorular geliyordu. Bununla alakalı da bir ders hazırlamıştı. Bayağı da meşakkatli bir dersti. Ama 2016 versiyonumuzda arkadaşlar bu sorun sizin için ortadan kalkıyor. Direkt Create PSD deyip bu oluşturmuş olduğu PSD dosyasını After Effects'te import ederek 3 boyutlu sahnenizi After Effects'te kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu alt kısımda yer alan arkadaşlar kompozitör ekranınızdaki ayarlamaları yapıyor. Şimdi orada birden fazla alan oluşturduysanız, seçenek oluşturduysanız, hepsi bir tarafa dağıldıysa ve hepsini görmek istiyorsanız zoom extend diyorsunuz. Pozisyona kilitlerseniz oradaki ayarlarınız ekrana kilitleniyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Sonrasında refresh var arkadaşlar. Sahnenizi yeniliyor. Sonrasında sequential var arkadaşlar. Sequential zaten biliyorsunuz kamera sequencer kısmımız arkadaşlar. Onu oradan seçersiniz tekrar açıyor. En basit yoldan da kamera sequencer arkadaşlar içindeki tüm özelliklerle bu işimize yarıyor. Şimdi 3D Max 2016'nın en yeni özelliklerden birisi de arkadaşlar Max Grab. Max Grab arkadaşlar hemen burada scripting menüsü altında yer alır. MCG dosyası ile de kurabilirsiniz. Hemen editörümüzü açalım. Karşınıza böyle bir pencere gelir arkadaşlar. Burası F11'den açılan script penceresinin geliştirilmiş hali. Şimdi burada modelleme yapabilirsiniz. Kendi script'inizi yazabilirsiniz. Tabi birazcık script bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Modelleme yapmak için de bir script bilgisine sahip olmanız lazım arkadaşlar. Burada 3D Max içerisinde kullanabileceğiniz çeşitli seçenekler var. Seçenekler dediğim script'ler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan bunların hepsi birer komut. Bunları kullanarak arkadaşlar modelleme yapabilir, kamera oluşturabilir, render ayarlarınızı yapabilir, geometri seçeneği altındaki komutların hepsini arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tabi script dili ile beraber. Şimdi Max Graph'ı da anlattık arkadaşlar. Fiziksel kameramızdan da bahsettik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar Populate kullanımına. Şimdi kamera scrunchie'ımızı kapatıyoruz. Sahnemizdeki her şeyi de silelim arkadaşlar. Boş bir sahne elde ettik. Tekrar klasik dörtlü ekranımıza geçiyoruz. Save frame'imizi de kapatalım. Son 5-10 dakikamızda arkadaşlar soru cevap yapacağım. Yani Populate'i de anlattıktan sonra sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Populate kullanmak için buradaki Show Full Ribbon sekmesini açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burası Populate sekmemiz arkadaşlar. Populate'den alakalı her şey burada var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Kısaca size bu Ribbon menüden de bahsedeyim arkadaşlar. Ribbon menünün kullanımı şunun içinde arkadaşlar sizin bir grafik tabletiniz vardır. Dokunmatik. Modelleme yaparken Ribbon menüyü kullanırsınız. Ribbon menüyü kullanırken arkadaşlar bu grafik tabletin size ne gibi faydaları olur? Mesela bir Hörn komutu kullanımı da siz Hörn'ü kullanmak için mouse kullanmanız sıkıntı olur. Hatta kullanamazsınız bile. Çünkü orada yapacağınız modellemeler böyle her bir tarafı bir şekilde savrulur gider. Kontrolü kaybedersiniz. Ama bir grafik tablet ile Ribbon menü ile beraber modelleme yaparken o tablet üzerinde tüm kontrol sizin elinizde olur arkadaşlar. Bir nevi kalemle çizermiş gibi
modelleme yapabilirsiniz. Bu menünün böyle bir kolaylığı var. Şimdi top penceremizi büyütüyoruz arkadaşlar. Birazcık da uzatalım. Şimdi create flow arkadaşlar. Create flow şu demek. İnsanlar, daha doğrusu sahnenize yerleştireceğiniz insan nüfusunun nerede yürüyeceğini belirtiyorsun arkadaşlar. Bir kere tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi düz bir yol seçelim. Bunu belirledikten sonra da bir kere tıklıyoruz. Devam ettirmek isterseniz sağa sola her yöne doğru bu yolunuzu uzatabilirsiniz. Mouse ile sağ klik yaptığınızda sizin yolunuz bu şekilde hazır oluyor arkadaşlar. Sonrasında create araya var arkadaşlar. Buradaki seçenekler. Bu oluşturmuş olduğumuz yol üzerinde oturan insanlar mı istiyoruz? Topluluk halinde insanlar mı istiyoruz? Ya da sabit duran insanlar mı? Yürüyen insanlar mı? Hani bunların hepsini aynı anda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz tek bir tanesi de kullanabilirsiniz. Mesela öncelikle biz sahnemize 2-3 tane oturan insan koyalım. Sonrasında topluluk halinde olan insanlarımızı koyduk. Sonrasında yürüyen insanlar yapalım arkadaşlar. Hemen böyle hangi yönde ne şekilde yürüyeceklerini belirtiyoruz. Sonra bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar bir de grup halinde duran insanlarımızı belirtelim. Mesela şu şekilde ve şu alanlarda, pardon, kullanımını belirleyelim arkadaşlar ve bırakalım. Bu işlemlerimizi yaptıktan sonra artık sahnemizde popletleri nasıl oluşturabilirsiniz? Hemen şöyle bir ekrana sığacak şekilde getirelim arkadaşlar. Bırakalım. Burada simulate butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu simulate'e basmanız yeterli. Sonrasında aşağı kısımda gördüğünüz gibi artık burada olmasını istediğiniz insanlar oluşturulmaya başlıyor. Sizin bilgisayarınızın performansına göre daha uzun ya da daha kısa sürebilecek bir işlem. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar insanlarımız, karakterlerimiz diyelim, sahnemize yerleşti. Nüfusu birazcık kalabalık tuttuk. Şimdi bu sahnemizde yer alan insanlar arkadaşlar nasıl hareket edecek? Hemen şuradan Clay kısmına geliyoruz. Bunları hareket ettirmek için arkadaşlar buradan Play butonuna basmanız yeterlidir. Görmüş olduğunuz gibi oturan insanlar, grup halinde birbirleriyle diyalog halinde olanlar, yürüyenler, sabit duran bir insan topluluğu oluşturmuş olduk. Populate kullanımında bu kadar. Ha, sizin bu populate oluşumu hoşunuza gitmediyse arkadaşlar, sıfırlayıp yeni bir şey oluşturmak istiyorsanız buradan görmüş olduğunuz gibi delete people diyorsunuz. İnsanlarınız gidiyor. Sonrasında bunların hepsini teker teker sahnenizden sildiğiniz zaman artık yeni bir popület oluşumuna girebilirsiniz. Evet, tüm konu başlıklarımızı anlattık arkadaşlar. Genel olarak yeni özelliklerden bahsettik. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa sorularına cevap verebilirim. Son 5-6 dakikamızı soru cevap olarak değerlendirebiliriz. Chat kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz direkt oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz bana. Herhalde arkadaşlar soru sormak
İsteyen arkadaşlarımız yok. Herkes her şeyi sonsuz bir şekilde anlamıştır diye düşünüyorum. Birazcık daha bekleyeyim. Sonrasında soru gelmezse arkadaşlar artık seminerimizi sonlandırabiliriz. Bunun dışında arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz serdarhakan@serdarhakan.net mail adresinden bana ulaşabilirsiniz ya da topluluk sayfamızdan direkt mesaj yolu ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca izleyemeyen arkadaşlar olmuşsa veya yeniden izlemek isteyen arkadaşlar olursa bizim blogumuzda webinarımız yayınlanacak arkadaşlar. Video kaydını tekrar oradan izleyebilirsiniz. Evet. Soru gelmedi arkadaşlar. Ben hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir seminer olmuştur. Yeni bir seminerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz mutlu olun. Kolay gelsin.